Şimdi ne zaman niyet edeceğiz oruca? Ne zaman niyet edeceğiz? İmsak vaktine ne kadar yakın niyet edersek o kadar makbul olur. Ama akşamdan da niyet etmek mümkündür. Sabah namazından sonra, yani fecirden sonra, birinci fecir özellikle, yani imsaktan sonra diyelim ve özellikle de sabah namazından sonra diyelim, güneş doğduktan sonra borç oruçların niyeti olmaz. Borç oruçlara niyet olmaz. İlla niyet, yani bu borç oruçlar neye demiştik? Kaza oruçları, adak oruçları, mutlak adak olan oruçlar ve kefaret oruçları, bu oruçlara kesinlikle imsaktan önce niyet edilecek. Niyet edilecek ki güne öyle başlanmış olsun. Ama nafile oruçlarda durum böyle değildir. İnsan hiçbir şey yemediyse eğer, mesela imsaktan sonra bir şey yemediyse ta saat 11'lere kadar, yani güneşin işte bu duha namazı denen namaz vaktine kadar, kerahat vakti de diyebiliriz. Yani öğleye bir saat kalaya kadar niyet edilebilir. Hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine gelir sabahleyin. Var mı bir şey, işte hanımlar ne nasıl diyorsa, var mı bir yiyecek bir şey? Ne istersin, yumurta mı yapalım falan diyemedik. Hiç diyememişler doğru dürüst. Yok ya Resulallah, şu anda yiyecek bir şey yok deyince ben bari oruç tutuyorum buyururmuş. Anlaşılıyor ki bundan, yani oruca niyeti yoktu ama madem ki imsaktan sonra zaten bir şey yemedim, ama ne zamana kadar bu? Zeval, yani daha işte 11'lere kadar, biz 12'de öğle namazı oluyor kabul edelim, 11'lere kadar hiçbir şey yemediyse, su da içmediyse niyet ettim nafile oruca. Bunu biz de yapabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Yalnız bu, ha benim zaten Ramazan'dan kalma 7 gün orucum vardı, bunu buna başlayayım, yok. O Ramazan'dan kalma borçlar, adaklar, kefaretler, bunlar için imsaktan önce niyet etmek gerekiyor. Yani niyette demek ki Ramazan orucunun niyetinde ve nafilelerin niyetinde bir rahatlık var, esneklik var. Ama adak oruçlar, kaza oruçları ve kefaret oruçlarında esneklik yok. İlla niyetleri onların imsak vaktinde yapılmış olacak.